sushi pilavının hazırlanışı. Bunun için bir yelpaze edinmenizde fayda var. Sebebini sonra açıklayacağım. Pilavı dinlendirdik. Yaklaşık 10 dakika, 15 dakika kadar dinlenmesi yeterli. Gördüğünüz gibi pilav buharı üzerinde. Bu pilavın bir şekilde soğuması lazım. Tabii en iyisi bekleyerek soğutmak ama kimsenin o kadar bekleyecek zamanı olmadığı için. Bunu eğer bir tahtanın içinde yaparsanız daha iyi olduğunu söylüyorlar ama benim bu kadar büyük tahta kabım olmadığı için bunun içinde yapacağız. Tabii ateşin üzerinden uzaklaştırmak soğumasına yardımcı olur. Gördüğünüz gibi buharı uzaklaştırarak yavaş yavaş soğutuyoruz pirincimizi. Sen karıştır, ben yapayım istersen. Peki. Tabii öyle olması daha akıllıca da. O önemli değil ya, sirkeyi yiyince zaten soğuyacak. Öteki yelpaze daha mı iyiydi? Büyük olan mı? Elbet. Geçeyim ona. Hakikaten ya. Büyük olan göstermek. Genel çekimdeyiz. Evet arkadaşlar, şimdi tabii bunu ne kadar çok yaparsanız sushi yaprağınız o kadar az hırpalanır. Ne kadar soğuk olursa pilavımız o kadar iyi ama şöyle de bir sıkıntı var. Bu pilav sirkeyi yiyince sertleşmeye başlıyor. Dolayısıyla çabuk bir işlem yapmanız gerekiyor. Bu arada bu tarafa dönebilirsek sushi yapraklarımızı neredesin? Nori dediğimiz sushi yapraklarımız, bu kabaklanmış, pişirilmiş ve tabaklanmış yosun, aslında kurutulmuş yosun. Bunları böyle bloklar halinde satın alıyorsunuz. Bunu kullanacağız. Elimizin yakınlarında bir yere getirdik. Ne? Ne diye geçen de bizim oğlumuzdu. Evet, elde koyun besliyoruz bak. Ama bu değişik bir ses, inanın. Çünkü şimdiye kadar kullandığı... Sesinden daha iyi geleni. Seslerine evet. Alternatif. Arkadaşlar buraya bakabilirsek kameraman kardeşimiz. Evet, yine gelen. Gördüğünüz gibi bu şekilde sirkeyi, sirke sosunu. Gül gibi çıkıyor. Şöyle yapalım. Hazırlıyoruz. Ondan sonra tekrar dağıtıyoruz pilavın içine. Tamam. YouTube'da yayınlanınca görürsün gününü. Lame boy and crazy father. Soğudu mu? Yani soğuyacak yavaş yavaş. Zaten öyle zahmetli soğuması. Bahçeye çıkarım. İstemem bir şey değil. Yani gezmeye çıkarabilirsin istersen. Bahçeyi. Bir
Evet arkadaşlar, bu pilavımız şu an için hazır. Şimdi bu işi sarmaya başlayacağız. Nasıl kolayınıza giderse pilavı o şekilde yerleştirin. Örneğin benim sağımdayken ben daha rahat sarıyorum suşiyi. Önce maki roll yapacağız. Bunun için sarmak için kuru bir ekmek tahtası, tahta değil tabii bu. Ve tabii ki olmazsa olmaz bambudan yapılmış sarıcımız. Çok önemli. Şimdi arkadaşlar norimizi alıyoruz. Burada tabii birden fazla tabak gördüğünüz gibi aldım. Makas alttaktan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi makasla, yemek makasıyla ya da normal temiz bir makasla burgerimizi ikiye bölüyoruz. Ve bunu kuru bir yere. Kuru olması çok önemli çünkü yosun olduğu için suyla birleştiği zaman çok hoş olmayan yüzüşmeler yaşıyorsunuz yaprakta. Sarmanız güçleşiyor. Onun için kuru bir yere koyuyorsunuz. Şimdi burada bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar küçük bir kaba su koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu kabın içine birazcık, çok azcık sirke koyuyoruz. Bu ellerimizin pirince yapışmamasını sağlıyor. Evet, şimdi ilk norimizi sarabiliriz. Birazcık elimize su alıyoruz. Bir parça pirinci norimizin üzerine şu şekilde yayıyoruz. Burada parmaklarınıza yapışması gayet normal bir şey. Panik yapacak bir şey yok. Bu şekilde ortada biriktirdikten sonra tekrar ellerimizi suya sokup burada ortada güzel bir, mümkünse dikdörtgene yakın bir şekil oluşturuyoruz. Sarması kolay olsun diye. Bu şekli oluşturduktan sonra bakın, eğer pirinciniz halen sıcaksa böyle kıvrılmalar yaşanabilir. Panik yapmayın. İlk seferde biraz zorluk çekebilirsiniz. İlk seferlerde sararken daha ince somonlar kullanmanız sizin için daha elverişli olur. Gördüğünüz gibi somonu bu şekilde makirolun içine koyuyoruz. Ondan sonra dilediğiniz şekilde, örneğin burada bu makimizde salatalık kullanmış olalım. Salatalığı bu şekilde ortaya alıyoruz. Ondan sonra elinizi tabii ki bir beze silmenizde fayda var. Çünkü artık sarma işlemine başlayacaksınız. Sarma işlemi için bu bambu varsa çok fazla sıkıntınız olmayacaktır. Bakın arkadaşlar, burada elimle topluyorum içindekileri. Ve burada bir parça kuru alan bırakıyorum. Sonra burayı, bu daha rahat salıp sarabilmeniz için bir püf noktası. Burayı tekrar açıp
Gördüğünüz gibi sushi rolumuz hazır. Bunu birkaç tane sushi rol yaptıktan sonra bir tabağın içinde buzdolabına kaldırıyorsunuz. Yani yarım saat, bir saat buzdolabında kalırsa kesmesi çok daha kolay oluyor.